Evet, merhaba. Sorguların çalıştırılması videosunu çekmeye çalışacağız. 10.1 çekmeye çalıştığımız video. Daha önce temelleri çekmiştik. Aslında bu sorguların çalıştırılması bazı üniversitelerde, bazı bölümlerde anlatılmıyor. Ben müfredatları inceledim bu videoyu çekmeden önce. Fakat kitabın müfredatında var ve ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sorgunun nasıl çalıştırılması gerektiği ile ilgili temel bilgiler oluşursa şayet sorguları yazarken daha başarılı, daha performanslı sorgu yazılması mümkün olabilir. Zaten amacı da anlatılma amacı da bu. Dolayısıyla bir veri tabanı yönetim sisteminin bir sorguyu biz yazdığımızda nasıl çalıştırdığını bu videoda anlamaya çalışacağız. Neler olduğunu arka planda, sorgunun hangi aşamalardan geçip çalıştığını anlamaya çalışacağız. Şöyle kısaca baktığımızda giriş yaptığımız, işte SQL'leri anlattığımız, çizimleri anlattığımız, işin disk yapısını, donanım yapısını anlattığımız videoların yanında şu anda da Query Processing'i sorguların çalıştırılması anlatıyoruz. Bir sonraki videoda da bu sorguların arka planı nasıl optimize edilebileceğini, optimizasyon için veri tabanı yönetim sistemlerinin neler yaptığından bahsedeceğiz. Dolayısıyla aslında yazdığımız querylerin daha verimli çalıştırılması mümkün. Bunu bizim için veri tabanı yönetim sistemleri optimizasyon yaparak sağlıyorlar. Bunun nasıl olduğuna biraz bakacağız ama bu videoda da bir query'nin nasıl çalıştığını anlatacağız. Evet, kaynağımız Silver Schatz'ın Database Systems Concepts kitabı. Yelkenli kitap olarak bilinen kitap. Tavsiye ederiz. Sunumlarımızı, çizimlerimizi buradan alıyoruz. Bu videoda neler var, neler anlayacağız derseniz, bir defa bir sorgunun çalıştırılması veya optimize edilmesi veya İşte şey tarafından, veri tabanı yönetim sistemi tarafından kontrol altında tutulabilmesi ölçmeyle mümkün. Hani meşhur bir söz vardır ya, ölçemezsen yönetemezsin derler. Bu da öyle. Bir sistemin ölçülebilmesi, yönetilebilmesinin de ilk adımı. Biz peki sorguları nasıl ölçüyoruz? Sorgu maliyetlerini nasıl ölçüyoruz? Çünkü her sorgu aynı hızda, aynı verimde çalışmıyor. Daha verimli hale getirmek için neler yapıyoruz? Biraz buna bakacağız. Seçme işlemlerinden bahsedeceğiz. Aslında sırayla böyle işlemlerden gidiyoruz. Bahsedeceğimiz işlemler, nasıl çalıştığını anlatmaya çalışacağımız işlemler, selection işlemleri, join işlemleri, birleştirme işlemleri ve diğer işlemlere bakacağız. Selection'ın bir alt konusu olarak sorting'den de bahsedeceğiz. Çünkü seçmiş olduğunuz veri kümesi, size dönen veri kümesi, sonuç result set, sonuç kümesi aslında sıralı gelebilecek bir küme ve sıralama istendiğinde bunu nasıl çalışacağına bakacağız. Ve bir de diğer işlemlerin değerlendirilmesi, expressionların çalıştırılmasından bahsedeceğiz. Şimdi bu grafik aslında çoğu şeyi özetliyor. İşin kalbinde, özünde bu grafik anlaşılıyor. Şöyle, biz bir query yazıyoruz. Yani bir sorgu yazıyoruz. İşte, select star from emp. Herhangi bir sorgu yazdık. Bu yazdığımız sorgu bir cümle, bir string aslında. Ve bu string öncelikle parser'a gidiyor. Bu cümleyi alıyor, parçalara bölüyor. İşte select kelimesi var. Yıldız var, from var, işte bir tablo ismi var, nokta virgül var vesaire. Bunu parçalarına bölüyor. Sonra bu her bir parçanın karşılığı olan anlam ifade ediyor. Ve bu bir söz dizimi, bir sinteks. Yani cümlede nasıl öğeler varsa işte Ali okula gel. Ali var, özne diyoruz, okul diyoruz değil mi? Gel diyoruz, işte fiili var, tümleci var veya nesnesi var. Bunlardan bahsediyoruz. Bunun gibi SQL cümleleri de birer cümle, statementları da birer cümle olarak düşünülmeli ve bunun da bir yapısı var. Yani ben mesela am, from, where, select gibi bir şey yazsam anlaşılır olur mu? Olmaz. Dolayısıyla o sıranın nasıl olacağını anlayan şey parser ve hangi cümlenin hangi öğesinin nerede bulunacağı, nerede hangi anlamda bir şeyler isteyeceğini de parser anlıyor. Mesela hatalarımızı, bu parse hatalarını şey veriyor, parser veriyor. Diyor ki mesela senin bu cümlen, bu SQL cümlen hatalıdır deyip buradan hatayı döndürebiliyor. Yani hatayı döndüren mekanizmalardan birisi bu. Ardından bu parser bizim yazmış olduğumuz query'yi ta bizim önceden anlattığımız bir ilişkisel algebra vardı, ilişkisel cebir vardı, relational algebra. Ona çeviriyor. Yani şu ders içeriğine geri dönecek olursak, biz burada ilk Database Management Systems'a, veri tabanı yönetim sistemlerine giriş yaptığımız videonun ardından ikinci videoda Relational Algebra çekmiştik. İlişkisel cebiri çekmiştik. Bu ilişkisel cebir videolarını tekrar izlersiniz. Bu query'nin aslında amacı o Relational Algebra'ya çevrilmesi. Şimdi Relational Algebra'ya çevrilince iş bitmiyor. Çünkü her Relational Algebra'ya çevrilen veya her yazılan query iyi bir query, doğru bir query, verimli bir query demek değildir. Bunun bir de optimizasyonu var. Optimizasyonla ne kastettiğimizi bu videoda anlatacağım birazcık. Yani çalıştırılırken bir query,
İşlerin yapılış sırası sonucu etkileyebilir. Hızı etkileyebilir, verim etkileyebilir. Dolayısıyla optimizer, ya bu adam bana bir query yazıyor, bu programcı bana bir query yazıyor, bu veri tabanı uzmanı bana bir query yazıyor ama acaba iyi yazıyor mu, doğru yazıyor mu, yanlış yazıyor mu diye bunu bir kontrol ediyor. Ve bu kontrolün sonunda bir optimizasyon yapabiliyor ve sizin hatalarınızı, yani bizim hatalarımızı, yazmış olduğumuz hataları düzeltip ardından bunun en verimli çalışabileceği execution planı, çalıştırma planını koyuyor. Yani mesela siz az önce dedik ki işte select yıldız from amp virgül depth where amp nokta depth id eşittir depth nokta depth id bir tane query yazdınız. Bu yazdığınız query'de önce join kurmak mı iyi? Önce amp tablosundakileri almak mı? Depth tablosundakileri almak mı? Alıp bunları birleştirip tek bir tablo yapıp aralarından bir şeyler almak mı? Sıralama işlemini en sonda mı yapmak? Alırken sıralı almak mı? Aralarında bir şeyleri mesela verle kısıttınız. Deniz ki maaşı 100'ün altında olanlar. Bunları daha çekerken 100'ün altındakileri çekip ondan sonra sonucu göstermek mi? Yoksa hepsini çekip aralarından 100'ün üstünde olanları elemek mi? Gibi pek çok çalıştırma. Yani aynı sonuca ulaşan, aynı query için çalışabilecek çok fazla alternatifimiz var. Bu alternatiflerin en verimlisini optimizer'ımız buluyor ve bulmuş olduğu bu verimli yöntemi execution plan olarak çalıştırma planı olarak ortaya atıyor. Bu plan daha sonra evaluation engine'e gidiyor. Bu artık çalıştığımız nokta. Yani bir plan geldi bize bak şu aşamayla, şu sırayla, şu işlemleri, şu aşamaları geçeceksin diye bir plan geliyor. Ve bunu da engine'imiz, veri tabanı motorumuz, evaluation engine'imiz çalıştırıyor. Alt tarafta veriler var. Bu verilere erişerek bunların yani çoğu zaman diskte durduğunu kabul ediyoruz. Klasik veri tabanı yaklaşımında, OLTP yaklaşımında. Memory'de de duruyor olabilir ama genelde diskte durduğunu kabul edebiliriz. Diskten veya RAM'de ise de RAM'den bu bilgiler toplanıp bir output olarak bize gösteriliyor. Veya işte output'u nereye istediysek bir programın bir değişkeninin içine istemiş olabiliriz. Bir network üzerinden web service de başka bir yere gidiyor olabilir. Önemli değil ama neticede veri tabanının işi şu query'nin girmesiyle başlıyor. Bir yerlerden gelen bir query ile başlıyor ve bu query'ye üretilen bir output'la bitiyor. Ve arkada da çalışma mantığı burada anlatıldığı üzere öncelikle cümlenin anlaşılması, ardından bunun relational algebra'ya çevrilmesi, ilişkisel cebire çevrilmesi, ardından optimize edip bir evaluation plan üretilmesi, bir plan çalıştırma planı üretilmesi ve bu plana uygun da verilerin toplanarak çalıştırılması. Bütün mesele bu kadar. Aslında bir query'nin çalıştırılması bu aşamalardan geçiyor. İşte burada mesela select query'si yazıldığında nasıl çalıştırma alternatifleri vardır? Yani videonun bu noktasından sonra anlatacağım her şey artık özel olarak select'te, join'de, işte insert'te veya başka herhangi bir query'de neler yapıldığı, o query tipine özel olarak nasıl alternatifler düşünüldüğü, nasıl evaluation planlar düşünüldüğü ve bizim hangi yöntemlerle çalıştırabileceğimiz üzerine olacak. Ama yani şu ana kadar anlattığım şeyler aslında bir query'nin bir veri tabanı tarafından, klasik bir veri tabanı yaklaşımı tarafından nasıl çalıştırıldığını bitirdi. Yani bu kadar olay. Bundan sonra artık birazcık daha özelleştirilmiş olarak şeylere bakacağız. Mesela bakın burada salary 7500'den yani 75.000'den yüksek maaşı olan instructorlar isteniyor, hocalar isteniyor. Bir akademik veri tabanından hocalar seçilecek. Bu hocaların maaşı 75 bin doların üstünde olacakmış. Böyle bir şart geliyor. Şimdi bunu iki türlü çalıştırabiliriz. Önce hocaları çekip, sonra bu hocaların maaşı 75 bin üzerinde olanlarını al diyebiliriz. Burada projection uygulanıyor. Hocaların sadece salary'si gelecek, yani maaş kısmı gelecek. Projection yapılıyor malum üzerine bir yansıtma bir ışık tutuluyor sadece bir koluna project oradan aklımızda kalsın demiştik. Ardından da select sigma ile gösteriliyordu. Koşul veriliyor yani bizim şeylik SQL cümlelerimizdeki where cümlesi. Where salary less than 75,000. Dolayısıyla bunu engelleyecek. Aynı şekilde bu query muadil şekilde bu da eşit bir şekilde şöyle de çalıştırılabilir. Önce 75 bin altında maaş alan hocaların hepsi seçilip bunların salary kolonuna ışıkta tutulabilir. Yani isterseniz elinizde tablo var. Tabloda sadece salary'yi tutuyorsunuz. Sonra onu alıyorsunuz. Sonra onun 75 bin lirini eliyorsunuz. Ya da bütün tabloyu alıp 75 bin lirini eleyip sonra sadece o kısmına ışık tutabilirsiniz. Acaba hangisi iyi? Hangisi daha başarılı? Gördüğünüz üzere bir query'nin çalıştırılması için birden fazla alternatif sunulabiliyor. Ama hangisini almak daha iyi olabilir? Bu soruyu soracağız. Şimdi query optimization'da dolayısıyla bir karar verirken bizim
objektif kriterlere ihtiyacımız var. Şu daha iyidir, benim hoşuma gitti, bu daha iyidir, benim hoşuma gitti demek doğru değil. Ne yapacağız? Bunu ölçebilecek bir yönteme ihtiyacımız var. Hangi algoritmanın daha iyi çalışacağını, hangi yaklaşımın daha iyi çalışacağını ölçebilmemiz lazım. Sadece bizim ölçmemiz de yetmiyor. Bilgisayarın da ölçebileceği bir yöntem geliştirmemiz lazım ki bilgisayar da baksın. Ya bunu çalıştırsam şöyle olur, bunu çalıştırsam böyle olur. Öyleyse ben şunu çalıştırayım daha iyidir kararını verebilsin. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte orada query'lerin, sorguların maliyetlerinin ölçülmesi lazım. Yani sen bu yolla çalıştırırsan bunun sana maliyeti 10 lira olacak. Burada 10 lira derken ne birimden olduğunu birazdan söyleyeceğim. Diğerinden çalıştırırken sana maliyeti 20 lira olacak. Dolayısıyla sen 10 liralık olanı tercih et. Peki neymiş bu maliyetler? Onlara bakalım. Birincisi zaman. Aslında her şeyi zamanla ölçebiliyoruz. Ama zamanı nelere bölebiliyoruz ona bakmak lazım. Diske erişim zamanı var. CPU'da çalışma zamanı var. İşlem yapıyorsanız, çarpıp topluyorsanız, ortalama alıyorsanız bir işlem var. CPU orada toplama çıkartma gibi basit işlemleri yapıyor. Bir de network maliyeti var. Bazen veri tabanımız dağıltık duruyor olabilir, uzakta olabilir. Bütün bunlar maliyeti etkileyen şeyler. Şimdi burada number of seeks kavramı var. Kaç kere aranacağı, kaç kayıdın aranacağı aslında ve bu kayıtların artışık olup olmaması durumu. Bir ortalama arama maliyeti olarak bize geliyor. Number of blocks read, yani kaç tane bloğun okunacağı ve burada average block read cost. Ve aynı şekilde number of blocks written, kaç tane bloğun yazılacağı ve average block write cost olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bütün bunları birleştirip ortak formül elde edebiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere time to transfer one block, yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane bloğu, bu blokları anlatmıştık, diski anlattığımız derste vardı. Diskteki bloklar, segmentler, silindirler, yüzler, surface'lar vesaire, onları anlattığımız videoyu geri dönüp izlersiniz. Orada anlattığımız şeye göre bakarsanız bir bloğun transferi için gereken maliyete TT diyeceğiz. TS ise arama maliyeti. Şimdi diskin üzerinde biliyorsunuz onun bir arama maliyeti var. Veya sizin onu indeks üzerinde aramanız gerekiyor. Mesela veri tabanında o şeyin nereye yazıldığını, mesela indeks varsa B-tree ise bu. B-tree üzerinde aramanız, hash ise hash üzerinde bir işlem yapıp aramanız gerekiyor. Dolayısıyla bir maliyet var. Artı bunlar yetmiyor. Bir de bloğun kendisi nin maliyeti ve seek'in kendisinin maliyeti var. Alo. Efendim. Ha, bekliyoruz, buyursunlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi normalde gerçek sistemler CPU'yu da maliyet, CPU işlemlerini de, yani CPU'nun hesaplama işlemlerini de maliyet olarak ortaya koyuyorlar. Ama biz bu ders kapsamında, bu video kapsamında CPU hesaplarını, CPU maliyetlerini yok sayacağız. Hesaplama maliyeti yokmuş gibi kabul edeceğiz. Çok hesaplama yoğun işlerde, bizim işlerimiz genelde öyle değil bu video boyunca koyacağımız, ama bazen öyle yoğun hesaplama işlemleri yapılıyor ki, öyle kompleks formüller, matematiksel işlemler yaptırılıyor ki verinin o alınma, taşınma vesaire maliyetinin çok çok üstünde hesaplama zamanları gerekebiliyor. Özellikle bakın mesela sıkıştırma algoritmaları kullanılıyorsa, veri tabanında bazı alanlar sıkıştırılmış tutuluyorsa, bazı alanlar şifrelenmiş tutuluyorsa, encrypted tutuluyorsa, özel tip verileriniz varsa, resim gibi, video gibi, bunların işlenmesiyle ilgili encoding işlemleri yapılıyorsa, bu gibi problemlerde CPU time inanılmaz derecede yüksektir. Diğer bütün maliyetleri bir kenara bırakıp CPU time'a bile sadece konsantre olabilirsiniz. Ama bunlar dediğim gibi özel durumlar. Siz bunları şayet kullanmıyorsanız veya şöyle diyeyim, bunları hesaplayabilmek için biraz bu dersleri almak lazım. Yani encryption, kripto dersi veya işte data compression, veri sıkıştırma dersi gibi dersleri almanızda fayda var. Ama onlar başka derslerin konusu diyelim biz şimdilik. Biz kendi işimize konsantre olalım. Veri tabanını bilmemiz lazım. Evet, ilk bakacağımız algoritma grubu sıralama algoritmaları. Sıralama algoritmaları biraz özel algoritmalar. Çünkü malum bir şeyleri sıralayabilmek için bütün veriye ihtiyacınız var. Yani düşünün, elinizde 1000 tane veri varsa bu 1000 verinin sıralı hale geldiğini söyleyebilmeniz için 1000 veriye de bir şekilde dokunmanız lazım ve 1000 veriye de bir şekilde ulaşmanız lazım. Şimdi bu sıralama işlemi çoğu zaman problemli işlemlerden de birisidir. Çünkü aynı anda bütün veri tabanını RAM'e yüklememiz mümkün değil. Bazı durumlarda, özellikle büyük joinlerin olduğu durumlarda problem oluşturan bir yapı.
Bunun için parçalı fethet yaklaşımı denilen divide and conquer yaklaşımını kullanıyoruz. Yani problemi küçük parçalara bölüyoruz, parçalar halinde çözüyoruz ve sonra da bütünün çözülmüş olduğunu tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Böyle bir beklentiye giriyoruz. Bunun için en klasik geçen ve literatürde çokça bilinen external sort dediğimiz, yani hariçte sıralama diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz, dışarıda sıralama diye çevirebileceğimiz bir yaklaşım var. Merge sort'u bilen arkadaşlar için oldukça basittir. Yani birleştirme sıralamasını bilen arkadaşlar için oldukça basit bir yapıya sahiptir. Şöyle, yapı şöyle çalışıyor. M tane blok okunuyor hafızaya. RAM'e okunuyor. Diskten RAM'e hafızaya M tane blok okunuyor. Okunan bloklar sıralanıyor. Kendi içinde sıralanıyor. Ve bunu tekrar diske yazıyor. Ve böyle sıralıya sıralıya, blokları sıralıya sıralıya devam ediyor. Bu her bir bloğun kendi içinde sıralanması işlemi. Sonra bir de bunların birleştirme işlemi var. O da her bir bloktan en üstteki elemanları alıp birleştirip yeni bir blok oluşturuyor. Bunun görsel bir görüntüsü var şurada. Bakın ilk başta işte sırasız olarak verilmiş veriler. Buradaki sıralama işlemini alfabetik yapmak istiyoruz. Lexicon equally, yani alfabedeki sıraya göre şuradaki harfleri sıralayacağız. Yapı şöyle. İlk işte 3 tane bir RAM'e demek ki alabileceğimiz 3 tane bilgi var. Bunlar alınıyor. Kendi aralarında sıralanıyor. A, D, G, F bakın burada sıralanmış. Sonra diğer 3 blok alınıyor. Kendi aralarında sıralanıyor. Ve sonra bunlar birleştiriliyor. Bu birleştirme işlemi sırasında ilk elemanın en küçüğü iki şeyden en üsttekilere bakılıyor. Küçük olan yukarı yazılıyor. Sonra en üsttekilere gene bakılıyor. D mi küçük, B mi küçük, B yazılıyor. C mi küçük, D mi küçük, C yazılıyor. D yazılıyor, E yazılıyor, G yazılıyor şeklinde merge ediliyor. Dolayısıyla burada sonuçta yani her bir merge işlemi için, her bir pass için sıralanmış olarak veriler diskte yazılmış oluyor, diske yazılmış oluyor. Şimdi bunun bu sıralama algoritmasının bir maliyeti var, logaritmik olarak çalışır. Çünkü problemi küçük parçalara bölüyor. Bakın şurada aslında şöyle bir şey sorsam size, burada işte diyelim ki n tane eleman var, n elemanı sıralamak için kaç tane merge işlemi yapılması lazım? Bunun cevabı şu aslında, log 2 tabanında n. Yani burada mesela diyelim ki 3'er birimden oluşan aslında 4 tane bloğa dönüştürülebiliyor. Blok boyutu burada önemli tabii. Blok boyutuna böleceksiniz. Mesela blok boyutumuz diyelim ki 20. 500 tane veri var diyelim. Hemen şurada yapalım. Sayıları daha önceden çalışmadığım sayılar. 20 blok boyutu ve 500 blok var diyelim. 500 kayıt var diyelim. Şimdi 500 kayıt varsa 20 blok boyutunda ise 500 bölü 20 eşittir 25 çıkar değil mi? 25 tane blok varmış. 25 tane blok. Şimdi soru şu. Log 2 tabanında şöyle yazayım. 2 tabanında 25 kaça eşittir? 16 ile 32 arasında olduğuna göre 4 ile 5 arasında 4 nokta küsur 5 diyelim yaklaşık olarak. Şöyle yaklaşık işareti yapalım. Yapamadık. 5. Yaklaşık 5. Demek ki 5 tane 5 adımda yani 5 birleştirme işlemiyle bitecek. Yani bir blok yükledik. Blokta 20 kayıt var. Şu bir blok. Bunun içinde 20 kayıt olduğunu düşünün. Bunlar kendi aralarında sıralanacak. Sonraki 20 kayıt sıralanacak. Bunlar birleştirildiğinde 40 olacak. Diğer 40 ile birleştiğinde 80 olacak. Diğer 80 ile birleştiğinde 160 olacak. 160 ile birleştiğinde 320. 320 ile birleştiğinde 640 tane bloğu 40 sıralamış olacağız 5 adımda. 5 tane birleştirme aşaması var. Dolayısıyla logaritmik gider. N log n'dir sıralamanın maliyeti. N tane eleman çarpı log n'dir. Burada da zaten onu anlatmaya çalışıyor. İşte blokların şeye bölümü, m'e bölümü şeklinde giden merge işleminin kaç aşamada olacağını anlatıyor. Merge sort yani external merge sort oldukça faydalı sıralama algoritmalarından birisi. RAM'i sınırlı kullandığımız için daha hızlı çalışan mesela quick sort gibi algoritmalar da kullanılabilir. Hızlı sıralama algoritmaları. Bunları biraz hatırlamak için şeye bakabilirsiniz. Data Structures derslerine bakabilirsiniz. Amacımız hafızayı doldurmadan hafızanın limitleri dahilinde sıralama işlemi yapabilmek. Tabi burada merge işlemleri de sonuçta şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Bakın onu da söyleyelim. Burada merge işlemleri yapılarak geldi. Bu tamamını birleştirmek için benim gene hafızam yeterli değil. Ben bu kadar zaten birleştirebiliyor olsam ilk başta bunu yapardım diyebilirsiniz. Oradaki problem de şöyle çözülüyor. Bakın şuradan ilk mesela iki tane bloğu yüklediğinizi düşün. İlk elemanı aldık. İkinci elemanı aldık. Üçüncü elemanı aldık. Bunları sıraladık. Burada bir blok oluştu. Bu oluşan bloğun tamamı RAM'de olmak zorunda değil. Yani bir bloğun bir parçasını alıp, ilk elemanını alıp sonraki elemanla birleştirebilirsiniz. Bu birleştirme işlemi diskte de yapabilirsiniz. Yani hiç RAM'e yüklemeden diskteki iki tane başlangıç noktası üzerinden sıralama işlemi de yapılabilir.
Tabii diskteki işlem biraz maliyetli olduğu için, diskteki karşılaştırma işlemleri maliyetli olduğu için genelde RAM'e yükleniyor, yüklenebilen bir kısmı. Sonra merge edilip birleştiriliyor. Yani external merge sort'un aslında özelliği, external deniliyor olmasının özelliği, verinin bir kısmının diskte tutulabiliyor olması, diskte tutuluyor olması. Dolayısıyla dış hariçte, yani RAM dışında sıralanıyor olması ismi de oradan geliyor. Join operasyonları da ilginç operasyonlarımız. Malum işte verilerimiz var. İşte diyelim ki 10 tane şundan, 500 tane bundan, 5000 tane bundan kayıt var. Bunları join yapacağız. Join yapılması ne demek? Bunlar birleştirilerek, aslında en basit join operasyonu ne? Kartezyen çarpımı. Yani her elemanın diğer kümedeki her elemanla birebir eşleşmesi durumu. Mesela 100 eleman burada var diyelim, 100 eleman da burada var diyelim. Bunlar join yapıldığında 10.000 tane eleman çıkacak otomatik olarak. Şimdi bu join işlemini de birkaç farklı şekilde ele alabiliriz. Birkaç farklı algoritma göreceğiz. Nested loop'larımız var. İç içe döngü olabilir. Block nested join'lerimiz var. Bunlar hep join yapıları. Index nested loop'larımız var. Merge, birleştirme ve hash özetleme join'lerimiz var. Örnek olarak burada student number of records'umuz student'te 5000'miş. Number of blocks'umuz student'te 100'müş. Dolayısıyla bu bilgileri kullanarak ne kadar hızlı bunların join yaptığını göreceğiz. Birden fazla farklı algoritma görelim. Şimdi burada bir relation üzerinde join işlemi yapılıyor. Nested loop join'de şu yapılıyor aslında. İşte R'den bir eleman alınıyor. Bu TR, T'den bir tupul anlamında, R'den bir tupul anlamında, TS de S'den bir tupul anlamında. R'den alınan bir tupul tutuluyor, S'deki bütün tupulların yanına yazılıyor. Sonra R'den ikinci bir tupul alınıyor, S'deki bütün tupulların yanına yazılıyor. Dolayısıyla her eleman diğer her elemanla birlikte geçmiş oluyor. Ama geçerken sıralama işlemi nasıl yapılıyor? R'den her seferinde bir tupul okunuyor, S'deki bütün tupullarla eşleştirilip sonra R'den ikinci tupul okunuyor. Böyle böyle devam ediyor. Burada tabii outer join ve inner join yapıları da kullanılabilir. Yani aslında outer join ve inner join'deki farkımız neydi? Birinde eleman var, diğerinde eleman yoksa, karşılığına gelen eleman yoksa onlar null olarak yazılıyordu outer join'de. Inner join'de illaki iki tarafta da aynı eleman tipinden bulunmak zorundaydı. Dolayısıyla burada bunu kontrol etmek de mümkün. İşte R'den bir tupul alındı, TR alındı. Karşılığı olan TS bunu karşılıyorsa, aralarında join kurulabilecek bir eşitlik durumu varsa o zaman yazılacak. Yoksa o eleman atlanıp bir sonraki elemana geçilecek şeklinde devam edilebilir. Tabii buradaki bir sıkıntı ne? TR'nin karşılığı TS'de yoksa işte o zaman TR'nin bütün elemanlarına bakılıp TS'de bir karşılığı var mı diye kontrol edilecek. Hiçbir elemana karşılığı yoksa o TR'deki o eleman atılacak. Zaten hiçbir elemanı karşılamıyorsa da yazılmıyor demektir. Bir kötü durumu tabii olmayan elemanlar için o TR bütün TS'deki elemanlarla karşılaştırılmış olacak. Biraz hem performans açısından hem de hafıza açısından problemli bir durum. Nested loop join'ler böyle. Yani iç içe iki tane döngü olmasından dolayı buna nested loop deniliyor. Biliyorsunuz iç içe döngülere nested loop deniliyor. Dolayısıyla burada bazı hesaplar yapılmış. Mesela işte outer join relation'ı kurulduğunda 5000 çarpı 400 artı yüzlük bir maliyet getirilmiş. 2 milyon 100 bin, 2 milyon yüzlük bir maliyet geliyor ve 510 bin seek. Bu seek de şöyle, her bir bloktan okuduğu için bloğu aldığında okuyabileceğini kabul ediyoruz. Hafızaya yükleyebileceğini kabul ediyoruz. Dolayısıyla outer join içinde bakın 1 milyonluk bir maliyet getiriyor. Şimdi diğerlerini karşılaştıralım bu değerlere. Block nested loop'umuz var. Block nested loop'ta da bloklar alınıyor. Alınan bloktaki tupullar karşılaştırılıyor. Yani şöyle düşünün. R'den bir blokluk bilgi alındı. Block size'ımız kaçtı bizim bu arada? Onu da hatırlayalım. Block size'ımız number of blocks 100'müş. Demek ki 5000 bölü 100 dediğimizde 500'lük. Her bir blokta 500 tane kayıt var. Dolayısıyla bir blok okunduğunda 500 bilgi birden okunuyor. Diğer bloktan da 500, yani R'den 500, S'den 500 okunuyor. Buradaki bir elemanla diğerindeki bir eleman karşılaştırılıp yazılıyor. Sonra S'den ikinci blok okunup bütün elemanlar yazılıyor. Böyle böyle devam ediyor her bir blok için. Dolayısıyla bir blok okunduktan sonra o bloktaki bütün bilgiler yazılmış oluyor. Index üzerinde iki relation'da da index olduğunu düşünelim. İşte ne olsun? Mesela B-tree indeksimiz var. B-tree indeksi üzerinden gidiyor. O index üzerinde hatırlarsanız B-tree'lerde index üzerinden bir veriyi bulabiliyorduk. Bulduğumuz bir veriyle diğer diğer relation'daki veri birleştirilip bir join'in ilk satırı oluşturulacak. Sonra indeksteki ikinci veriler üzerinden oluşturulacak. Üçüncü veriler üzerinden oluşturulacak. Böyle gidiyor. Buradaki maliyet diğer şeyden farklı değildir. Nested join'den farklı değildir. Sadece oluşturulmuş veri üzerinde de indeks olduğundan bahsedebiliriz.
Bakın burada şöyle bununla karşılaştıralım. Şuradaki yapıyla. Buradaki maliyetimiz işte BS block size, S'nin blokları çarpı NR her birisi ve R'deki blokla toplam durumu. Blok transferi bunun maliyeti. Yani işte birisinin çarpımı diğeriyle toplanması. Buradaysa C gibi bir değer ortaya atmış. C değerine bakacak olursak tanımları herhalde burada yer almıyor mu? Evet, her bir tuple için T ve S, T nedir? Evet, nested loop join'in cost'unu hesaplayan bir örnek var. Onun üzerinden gidelim daha iyi olur. Bakın B plus 3 bizim söylediğimiz gibi B plus 3 verilmiş. İşte 20 entry varmış her bir index kodda. Yani ağacımız iniyor. En son leaf'inden 20 entry'ye gidilebiliyor. Dolayısıyla 20'lik parçaları indirgeniyor. 10.000 tuple olduğunu kabul edelim. 5.000 tuple'u vardı öğrencinin. Dolayısıyla maliyeti burada hesapladığı zaman 40.100 blok transferine karşılık gelecek. İşte nested loop join olsaydı bu nested loop join'de 40.000'e karşı ki index nested loop olsaydı 25.000'e inecekti. Niye? Burada worst case'leri tabii hesaplıyor. Niye? Çünkü buradaki bloklara erişim düzenli olacaktı. İndeks üzerinden erişim sağlanacaktı. Şeyde ise nested loop join'de ise karşılıklı olarak şeylerin ne denir? Relation'ların okunmuş veriler üzerinden join yapılıyor. Dolayısıyla index nested loop join bir aşama daha iyi düşünülebilir şeyden nested loop join'den block nested loop join'den tabii block nested loop join'de nested loop join'den daha iyi. Hash join yapımız var. Hash join'de ise veriler sıralanırken elimizdeki bir hash yapısının üzerinden sıralama yapılabiliyor. Mesela bakın burada bir hash index tutulmuş. Aslında index oluşturuluyor. İndeksin yapısı hash üzerine oluşturulmuş. Bu işte değişik bloklara işaret ediyor. Pointer gibi düşünülebilir. Burada bir hash function'a verildiği zaman R değeri diskteki partition'lara karşılık gelecek. Sonra bu partition'lar arasında ilişki kurulabiliyor. Şimdi şunu söylemek lazım aslında. Yapmak istediğimiz şey tekrarları azaltmak ve karşılığı olmayan değerleri elimine etmek. Mesela düşünün R'de bir tuple var. Yani bu algoritmalardaki fark nereden çıkıyor? Maliyet farkı onu anlatmaya çalışıyorum. R'de bir kayıt var. Bu kayıdın karşılığı S'de yoksa bunun üzerine atlamamız lazım inner join kurarken. Ve S'deki değer karşılığı R'de yoksa bunun üzerine atlamamız lazım. Dolayısıyla o değerin karşılığının diğer relation'da olup olmadığını bilinmesi çok önemli. Şimdi burada bakın bu hash bize sıfırıncı bloğa götürecek. Bu hash de sıfırıncı bloğa götürülecek. Buradaki değerlerin karşılaştırılıp hangisinin karşılığı var, hangisinin karşılığı yok kolayca bulabileceğiz. Sadece bu bloklar arasında bakmak yeterli. Öteki türlü buradaki bir kaydın bütün bloklarda aranması söz konusu veya buradaki bir kaydın bütün bloklarda aranması söz konusu ki bu oldukça maliyetli bir yapı. Dolayısıyla burada bize avantaj sağlayan işte index gibi, hash gibi veya blok gibi nested yapıları bize avantaj sağlıyor, hız kazandırıyor, gereksiz karşılaştırmaları, gereksiz arama işlemlerini azaltıyor. Pipelining denilen bir şey var. Bu da işlemi parçalara bölüyor. Mesela 4 adımdan oluşan bir işleminiz var diyelim. Birinci işlemi ilk blok için yapıyorken, ikinci işleme geçtiğinde o birinci işlemi ikinci blok için yapabilirsiniz. O 2'ye geçtiğinde ve dolayısıyla 1 de 3'e geçtiğinde üçüncü işlem için yapabilirsiniz. Buna da pipelining ismi veriliyor. Tabi burada pipelining'in kullanılma şekilleri var. Değişik yaklaşımlar var. Demand driven ve producer driven. Burada talep oldukça pipeline'in çalışması, çekme yapısı yani bir pull bir de push yapısı var. Bir tanesini ittiriyorsunuz, arkadan diğerini önden çekiyorsunuz. Birisi işte ihtiyaç oldukça pipeline'da ilerliyor. Ve dolayısıyla sonuca ulaşmaya çalışıyor. Pipeline'da hiç beklemiyor. Diğeri pipeline'da ihtiyaç olmadığı için bekliyor. Arkadan birisi gelince pipeline'da bir sonraki seviyeye ilerliyor. Böyle iki tane yaklaşım kullanılabilir. Buna lazy ve eager yaklaşımlar deniliyor. Yani bir tanesi işte arkadan itilerek ilerleyen demand driven, diğeri producer, pardon, arkadan itilerek ilerleyen producer driven, eager olan çekme yapısı olansa demand driven. Bir tarafta demand, bir tarafta supply gibi düşünebilirsiniz. Bir tarafta consumer, bir tarafta producer gibi düşünebilirsiniz. İki ucu var pipeline'ın. Birisi çekiyor, birisi itiyor şeklinde düşünülebilir.
Evet, query processing, sorguların çalıştırılması konusunu böylelikle bitirmiş olalım. Kabaca sorgular nasıl çalıştırılır? Hangi farklı durumlar ortaya çıkar? Bunları nasıl çözeriz? Nasıl farklı yaklaşımlar vardır? Bunlardan bahsetmeye çalıştım. Tabii gene sadece böyle işin birer penceresini araladığımız, kapısını açtığımız ufak birer tanıtım videoları bunlar. Daha detaylı konuları derslerde uzun uzun anlatmak mümkün. Sadece bu konularda neler vardır? Belki hiç bilmeyen arkadaşların birazcık giriş yapması için çekilmiş videolar bunu hatırlatmış olayım. Bir sonraki videomuzda da sorguların iyileştirilmesi, daha iyi nasıl çalıştırabiliriz bir sorguyu, hangi çalıştırma yöntemlerini kullanabiliriz, evaluation planlar nasıl yapılabilir, onlardan bahsedeceğiz. Sonra da uygulama eğitimlerini çekmeye başlarız. Sırasıyla elimizdeki veri tabanlarına göre uygulamalar çekeriz. Evet, herkese başarılar dilerim.